Görüntüde mesela daha net. Silahı daha net görüyoruz. Yine elektronik silahlara türevleri. Gördün mü abi? Başka moddan bakmak isterseniz yandan. Üstten. Mesela elektronik sigara var. Yine elektronik sigara levleri. Nargile tütünü yine. Ve alkol. Ve yine ilaç, uyuşturucu olarak da. Türkiye'de gümrük kapılarımızda ilk defa İstanbul Havalimanı'nda 22 Ocak 2019 tarihiyle kurulumu tamamlanıp faaliyete geçmiştir sistemimiz. Teknik olarak diğer bagaj ikselerden sistemimizi ayıran en önemli özellik bagaj ve çantaların herhangi bir oynama yapılmadan 360 derece taranmasını sağlayarak 3 boyutlu görüntü vermektedir. Bugüne kadar sistemde ele geçirilen yine elektronik sigara ve türevleri, nargile tütünü, sigara, alkol, uyuşturucu hap, eroin, kokain tarzı elektronik cihazlar, cep telefonu, saat ve yine altın yakalaması da mevcut sistemde. Arkadaşlarımız risk analizi kriterlerine göre vatandaşları yönlendiriyor, yani tamamen risk analizine göre. Takipli yolcular olabilir, ihbarlı yolcular olabilir. Ama genelde risk analizi kriterlerine göre yolcularımız bagaj ikselere yönlendiriliyor. Böylelikle taramalar yapılıyor bagajların. Bunu online al. Şimdi mail olarak atayım ben size. Hani burada diğer... Zararlı değil. Bu zaten zırhlama. Taramış olduğumuz bu çantada özellikle Cumhurbaşkanımızın da talimatı doğrultusunda daha hassas üzerine gittiğimiz elektronik sigara, şurada gördüğünüz elektronik sigara ve türevleri, likitleriyle ilgili bu sistemimiz daha net görüntüler vermekte ve daha zula olan kaçak eşyaların tespitinde gücümüze güç katmaktadır. Ve bu doğrultuda da azimle çalışmaya devam etmekteyiz. Diş fırçasına kadar net gösteriyor. Yani diğerlerinde bunu göremeyiz mesela. Diğer bir tücüye geçelim. O da yine böyle gördüğünüz gibi laptop. Ama karanlık çıkmıyor değil mi? Şuraya bakayım. Bir adım münasır basırsınız. Yazıyı alayım. Evet, bu cihazımız yutucu tespit cihazı. Bakanlığımız kamu düzeni ve toplum sağlığının korunması esas alınarak alımı yapılıp İstanbul Havalimanı'nda kurulumu gerçekleştirilmiştir. Sistem yutucu kurye olduğu şüphesi olan kişiler, ihbar dahilinde olan kişiler ve yüksek şüphe olan kişileri istisnai durumlarda taramakta ve vücudunun doğal boşluklarına sakladığı uyuşturucu ve türevlerinin tespiti için kullanılan bir sistemdir.